Çocuklar, babanız geldi. Babam benim. Hoş geldin. Buyur babacığım, ben çantanı alayım babacığım. Gel, gel şimdi, gel. Ne oluyor? Çıkar, çıkar. Ceketini de çıkar babacığım. Tamam, babam benim. Lütfen. Lütfen babacığım. Yoruldun mu babam? Bilmiyorum ki, bilemedim ki. Bak, Hayati. Bir şey söyleyeceğim. Çok, Nalan çok sahte oluyor. Yani Hayati'yi rahatlatmak istiyorsan... Evet. Gerçekten masaj yapıyor gibi ol. Tamam. O sert kulunçları vardır erkeklerin, onları orada... Tamam. Evet, değil mi? Hayır. Sever misin böyle masaj terapisi, masaj yaptırmayı? Hayır. Rahatlatır ama vücudu. Kesinlikle çok rahatlatır. Evet, çünkü stresli ortamlar falan, kaslar sıkışıyor, rahatlatır. Rahatlatır. Evet, o yüzden de yaptırmalıyız, değil mi? Hayır. Nasıl ya? Yani ben yaptırmam. Ha, yani sen masajı sevmiyorsun. Ha, fırsatım olsa yaptırırım. Ha, vaktin olmadığı için yaptırmıyorsun. Yok, var vakti. İşte onu diyorum. O zaman yani masaj yaptırmayı sevmiyoruz. Severim canım. Niye? Kim sevmez masajı? Haplarına, haplarına. Ne düşünüyorsun benim Hayati Bey'le iletişimsizliğim hakkında Burcu? Şey, haplarını içmiyor. O ben mi acaba? Bilemiyorum ki. Yok, o. Hata hangimizde onu çözemedim yani. Yani... Masaj vücuda iyi gelir. Yani o rahatlatır bütün vücudu. Güne yeniden başlarsın. O yüzden de sen de dahil her fırsatta masaj yaptırırız, değil mi yani? Hayır. Peki, iyi gelirse niye yaptırmıyoruz? İsterim yani, olsa. Değil mi? Ya yani özellikle buradaki provalar, çalışmaların üzerinde bir masaj yapılsa ne iyi gelir? Ama burada yer yok yani, burası prova. Ha, burada değil. Provadan çıkınca şeye gidip, merkeze gidip yaptırmak lazım. Nerede? İşte, nerede varsa o masaj merkezleri. Düşünüyorsun bu durumu. Yok. Benim bitti. Konu bu kadar peki. Bence zaten şu anda bana masaj yapmalı. Evet, şimdi oturmuş da oturmadan alalım. Tamam. Oturma rahatlamasında. Heh. Babacığım, ver ceketimi de hop alayım efendim. Babam benim, gel. Hoppa. Gel. Hadi bakalım. Ha? Hayati, en sevdiğin yemeği yaptırsana bugün. Vallahi inanamıyorum ya. Çocuklarım bana çok iyi davranıyorlar. Karım en sevdiğim yemeği yapmış var. Lan! Kimsiniz lan siz? ilahi Hayati yani. Allah'ım. Biz senin aileniz. Seni çok seviyoruz. O yüzden böyle davranıyoruz. Olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Çabuk doğruyu söyle. Bak. Hala. Çabuk doğruyu söyle, yoksa önümüzdeki haftaki konseri unut. Annem sana iyi davranmam için bana tam 200'lük verdi baba, peşin. Bana da 2 tane pişi verdi, peynirli. Ulan ben bayağı ucuza gitmişim ya. Evet, Burcu Hanım. Eğer tabii gerçek adınız Burcu'ysa. Neden bana iyi davranıyorsun ha? Neden bana iyi davranıyorsun? Çabuk söyle. Aşk olsun be. 40 yılda bir kocam gelmiş, şöyle rahat etsin. Sevildiğini hissetsin dedim, fena mı yaptım? Tamam, ha, tamam. Ya tamam ya, ben hani böyle bir anda tamam, ben de biraz abartmış olabilirim yani. Ama bir şeyler istemek için yol yapıyorsun zannettim hayatım ya. Nasıl gitti gününüz ya, ne yaptınız? Vallahi günümüz güzeldi. Fevziye'ye gittim. Hmm. Biliyorsun Fevziye'yi, 4 numara. Hmm. Oturduk, içtik işte, sohbet ettik falan. Perdeleri değiştirmiş, yeni perde almış. Aha buldum. Yakaladım kendi ellerinle. Kendi ellerinle kendine ele verdin. Yeni perde istiyorsun değil mi benden, hain kadın? Ay yok canım, sen de kuru iftira atıyorsun. Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ya ben, sen ne zaman komşuya gitsen bankaya gidip kredi çekmek zorunda kalıyorum ama. Ne olur yapma. Ne olur, yeter ya, yeter ya. Babam haklı anne. Konu komşuda ne görsen aynısını istiyorsun. Konuş kızım. Tikit. Sus. Allah Allah, ben bugüne kadar konu komşuda ne görmüşüm de ne almışım acaba?
Anne öyle deme Allah aşkına ya. 13 numaradaki Müşerref teyze odayı bölüp balkona kattı diye... Evet. ...benim odamı resmen balkona taşıdın. Ben balkonda yatıyorum, buz gibi orası. Soğuk üşüyorum. Nankörsün sen, nankör. Benim sayemde güneş alan odada büyüyorsun. Anladın mı? Senin için yaptırdım ben onu be. Hı, sağ ol. Peki giriş katımızdakiler pizza fırını aldı diye eve pizza fırını almadın mı? Hayır. Eksik mi kalalım onlardan? Ha? Nefesimiz pizza mı koksa? Giriş katımızdakiler pizzacı, ondan olabilir mi? Bana bak. Otur sen de buraya geç. Geç şuraya otur. Benim bu evde her ay 3 tane günüm var. Anladınız mı? Bu ne demek oluyor? Ayda ortalama 56 tane çok bilmiş kadın bu eve giriş yapıyor. Osman Gazi Köprüsü'nden fazla insan giriyor ya bu eve. Geri mi kalalım onlardan? He? Çağ dışı mı kalalım onlardan? Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Sizin için aldım bu eve ne aldıysam. Başkasında görüp de bugüne kadar aldığım bir tane gereksiz bir şey var mı? Söyleyin, var mı yok mu? Var. Ne? Bahadır. Aa. Ya üst komşu ikinci çocuğu yaptı diye bana zorla bunu yaptırdın. Vay be anne. Ben de kendimi aşk çocuğu zannediyordum. Meğerse ben hırs çocuğuymuşum. Her şeymişim ben ya, bildiğin. Anne, Allah aşkına ya bunun için mi yaptırdın? Benim yani şu perdelerden, alelade bir halıdan, alelade bir maldan farkım yok muydu, bu muydu? Çocuk haklı, çocuk haklı bak. Ay çocuk haklı, çocuk. Aman iyi be, ne halimiz varsa görün. Leş gibi perdelerle yaşayın. Bana ne ya? Bana ne be? İyi, iyi, tamam. Bu perde meselesini çözdüğümüze göre ben üstümü değiştireyim de... yemeğe oturalım, evet. Vallahi başım ağrı gitti. Ben de biraz şuradan temiz hava açacağım da... modum değilsin vallahi. Temiz hava açmak? Ayağımdaydım! Anne! Anne! Sabah taş var! Baba! Baba, anne perdeye kastediyor! Hain kadın, ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Bırak şunu! Bırak şunu! Bırak! Allah Allah, daha bunun... Ya bunun daha taksidi bitmedi, taksidi! Kızım, tut da şunu asalım. Baba bu ne ya? Anneme bak nasıl çalışmış. Vallahi perde kapalıyken daha çok ışık girecek eve. Sırf yeni perde almak için yaptım bunu değil mi hain kadın? Kızım al şunu götür ya, bu bitti artık. Hayati ne olur. Ne olur bana o perdeleri al. Vallahi başka bir şey istemeyeceğim lütfen. Lütfen. Yok yok yok. Sen böyle yaparsan ben de dayanamıyorum. Ya, ya, ya. Tamam, alacağım. Ama bundan sonra komşu da görüp de bir şey istemek yok, tamam mı? Asla, katı suretle, ağzım mıhırlı. Kesinlikle. Ama ben zaten bu evin kadınıyım ya. Hesabımı bilirim, kitabımı bilirim. Mümkün mü öyle sürekli bir şey istemek? Tabii. Hayır, bitti, tamam. Tamam, ben gideyim, tamam. Üstümü değiştireyim. Tamam. Çocuklar, beyazlar varsa verin, yıkayacağım şimdi. Beyazım, bak kapı çaldı, kim geldi ya? Açıyorum. Ah, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Efendim ben çamaşır makinanızı getirmiştim. Nasıl ya, bir yanlışlık olmadı. Biz çamaşır makinesi almadık ki. Baba, aldık mı? Yok. Bir dakika, nasıl ya? Emin misiniz ya? Bu son model çamaşır makinası sizin değil mi? Son model? Yok, bizim değil. Ama kimin o? Kimin ya? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Sen niye eşeğin aklına karpuz süblimini yerleştiriyorsun ya? Bizim değil işte, götür. Ay komşu, kusura bakmayın. Ay iyi akşamlar, yanlış oldu. Ben beyefendiye 9. numara demiştim. Ama sen herhalde yanlış geldin. Yok abla, sen altını çize çize 2. kat altın numara dedin sen bana. Şükrancığım hayırlı olsun, yeni makine mi aldın? Ha, sağ ol. Kendisi akıllı. Bir makine oluyor. Diğeri çok eskimişti vallahi, ne yapayım Burcu'cum. Ben de gittim yenisini aldım. En iyisi hangisiyse. Kocam da sağ olsun kırmadı beni. Neyse, rahatsız ettik sizi. İyi akşamlar. Ama evet, sana mı gidiyoruz? Bu ağır, gözünü seveyim hadi ya. Hadi çarpma, sağ olsun. Para ver. Hadi. Sağ olun. Tuhaf kadın ha. Hayır, dolduruşa gelme. Dolduruşa gelme. Daha taksiti bitmemiş. Bu sağlam beyaz bir inci adeta. Ne olur, ne olur.
Herhalde Hayati, saçmalama Allah aşkına. Eve geldi de Şükran Hanım bana yani böyle hava attı diye ben de onun dolduruşuna geleceğim, öyle mi? Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ben memnunum makinemden. Şimdi ben durup dururken neden başka makine isteyeyim? Ne olur yani? Bence ha. İsteyecek. Ha. İşte yok hayır, saçmalama, ne isteyeceğim? Ana, onun çamaşırları sakız gibi olsun, bizim çamaşırlar sümük gibi olsun. Ben memnunum. Değil mi? Memnunsun değil mi? Değiştirmek istemiyorsun. Hayır. Ha, makinamızdan memnunsun. Tabii ki memnunum oh. Hayatım. Oh, bak gördün mü annesi? Baba! Baba ne oluyor? Ne oluyor lan? Eyvah! Lan ne oluyor? Baba o gün geldi. Aa! Makineler dünyayı ele geçiriyor. Termination! Ne yaptın? Ne yaptın hain kadın? Sen bir şey yaptın. Ben! Ben ne yapacağım ayol? Her şeyi benden buluyorsun vallahi. Ne oldu ki? Herhalde vadesi geldi. Bozuldu zar. Makineye tost makinesi mi attın sen? Allah Allah! Bak görüyor musun? Nasıl oldu o iş? Ha, renklilerle beyazları ayıracaktım. O da beyaz ya, ondan içine girdi herhalde. Ama sen ne bozuyorsun moralini? Alırız bir tane yeni. Ne var? Benz eşya be. Aa, alırız bir tane, bitti gitti. Ya gerçekten hainsin ha. Yemin ediyorum hainsin ya. Ya da geçen ay komşuda gördün, beğendin diye sana akıllı bulaşık makinesi aldım. Bir de doğru düzgün zekasını da göremedim. Öyle deme baba. Ben bazen akşamları dertleşiyorum. Çok ha? İyi dinliyor. Yürü git lan balkonda. Yürü git. Abuk subuk konuşma. Görüyor. İyi, ben odama gideyim. Montumu da alayım da. Hayati. Ne olur yani? Ne olur bu son? Ha? Son? Evet. Bir de makine alsan makinecik. Bitti gitti zaten. Vallahi bundan sonra başkasının eşyasını istemeyeceğim. Hadi tamam. Ben de buna dayanamıyorum ya. Ay. Neyse, mecbur alacağız artık. İyi ki renklileri yıkamıyordun. Televizyonu atardın içine. Ay saçmalama be. Aa deli mi ne ayol? Ben televizyonumu çok beğeniyorum canım benim. Taş gibi televizyon be, aa deli misin neşen? Tekrar iyi akşamlar. Efendim şey neydi ha? Bu son model akıllı. Akıllı olduğu kadar da zeki. Zeki olduğu kadar da kavisli. Çağımızın mucizesi. Her görene kıskandıran bu televizyon sizin mi acaba? Değil. Değil ulan değil. Yok değil. Aa. Ama kimin o? Hay Allah komşu, gene mi yanlış geldi? Ay kusura bakmayın ya, vallahi bugün rahatsız edip durduk sizi. Hay Allah, oh yo, ben aynı hatayı nasıl ikinci kez yaptım acaba? Herhalde sırtımdaki televizyonun pahalılığı kafamı karıştırdı. Ama bu lanet olası televizyon çok güzel. Ne kadar çirkin bir adamsın lan sen. Ay sağ ol vallahi. Televizyonunu güle güle seyret. Ay çok teşekkür ederim. Diğeri HD çekmiyordu biliyor musun? İzleyemiyorum öyle olunca. Ben de verdim parayı, dedim en iyisi neyse olsun. Kocam da kırmadı beni sağ olsun. Abla, yalnız sen burada hava atacaksın diye ben dördüncü fıtığıma gebe kaldım. Hadi. Gözünü seveyim, hadi gidelim. Kusura bakmayın. Evet. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşam, pardon abla. Ben de size Allah'a emanet ediyorum. Şunu al lan. Şunu al, bir daha da buraya gelme, gebertirim. Eyvallah abi, sağ ol. Hoşçakalın. Bu arada sen de çirkin bir adamsın abi. Bak, lan sana. Terbiyesiz. Oh, oh şükür bitti. Gel buraya gel. Gitme oraya gel. Bak. Gel bak. Hop. Gitme ne olur bak. Bak vallahi yenisini almam. Hayati. Yemin içiyorum ama. Ben de Çukur'u HD izlemek istiyorum. Yapma gel. Kavis istiyorum. Yapma gel. Gel ne olur yapma ne olur. Ne olur vallahi almam yenisini. Yenisini almam. Yenisini Aya. Ne bu gürültü? Ananız evin anasını ağlattı. Anne. Anne kendine gel artık. Lütfen el alemin gazına gelip saçma sapan şeylere para harcıyorsun. Yapma bunu. Ay ne var be? Sen de okula gidiyorsun. Ben bir şey diyor muyum? Ya anneciğim o ne saçma bir argüman artık. Lütfen ya. Allah Allah. Baban her gün gazete okuyor.
karışıyor muyum ben onun masrafına? Gazete 75 kuruş. Senin aldıklarının aylık taksiti 7500 lira. Ne olur yapma, bu sen değilsin. Doğru söylüyorsunuz ay. Ama çok kötü hissediyorum kendimi. Böyle birinde bir şey görüyorum da o bende yoksa böyle ezik gibi hissediyorum kendimi. Çok üzülüyorum. Ay ben bu manyak huyumu düzelteceğim. Vallahi özür dilerim hepinizden, düzelteceğim. Bravo, bravo, bravo. Senden de bu beklenir hayatım. Kapıyı açma. Neden? Kapıyı açma. İki yanlış zilde 20 binlik oldum. Bak üçüncüyü kaldıramam. Ay yok yok. Ben akıllandım Hayati. Zaten evde bütün eşyaları değiştirdik. Başka bir şey kalmadı ki değiştirecek. O da doğru. Sen merak etme. Haklı. Ne oluyor? Ya? Aa, adam geldi. Pardon. Ben yanlış geldim sanırım. Şükran'a bakmıştım da. Şükran'ın evi yanda. Sen ne iş? Ben yeni kocasıyım da. Na anlamadım. Aşkım ya. Sen buraya mı geldin yanlışlıkla, kusura bakmayın. Şükran, ne oluyor lan? Yeni koca filan diyor. Ha, vallahi kızım diğeri çok eskimişti biliyor musun? Ben de dedim ki olmuşken en iyisi olsun, en kaslısı olsun dedim. En kaslısını, en uzun boylusunu istedim. Kocam da boşanmayı kabul etti sağ olsun işte. Ben de gittim en iyisini aldım. Maşallah. Sağ olun. O zaman biz gidelim. İyi akşamlar. Pardon, pardon. Bunu biraz daha romantik, biraz daha cilveli, biraz daha aşık oynayabilir misin? Göbeğime vurdu böyle. Evet. Yani orada ben Mesut'un yüzünden yakışıklığın gittiğini gördüm. Evet. Evet. Buyurun. Şükran, bu ne lan? Yeni kocammış bu, ha? Evet. Diğeri çok eskimişti de. Ben de dedim ki en yakışıklısı, en kaslısı olsun istedim. Gittim. En yakışıklı ve uzun boylu olanı aldım. Bravo. Romantik dans ederek çıkmak istiyorum. Hadi görüşürüz. Yastıkta kocayım. Hadi iyi akşamlar. Amin. Kendi evinizde dans edin hadi. Yok artık. Yapma. Bak sakın. Bak seni uyarıyorum. Daha neler ya? Çocuklar yardım edin. Ananız beni değiştirecek. Anne lütfen artık. Bucu. Gel buraya. Bucu. Annem. Bucu yapma. Bucu. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.